Evet. Bu i̇kinci projemiz dizi... Evet. Buyur abi. Zeus Network. Bu da baya baya bir düştü. Ne kadar düşmüş bu Erhan? E, 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 bu son düşüşlerde. Yani son düşüşlerde derken e, son... son birkaç hafta bu. Birkaç abi. hafta yani son dört haftayı baz aldığımızda fiyat yani sadece gövde kapanışlarını bile alsak bir dolardan 0.43 dolarlara düşmüş. Yani yüzde altmış civarında bir düşüşten bahsediyoruz. Yani çok tamam. çok ciddi bir düşüşten bahsediyoruz. Bu bu proje be, benim gerçekten çok yine beğendiğim bir proje. Nedir bu proje? Çok fazla detaylarına yine girmeden açıkçası Bitcoin'i Solana'nın altyapısıyla buluşturan bir proje. Daha hızlı. Biliyorsunuz Bitcoin'in biraz hızla ilgili bazı sıkıntıları var. E, geleceğin dünyasında bir ödeme aracı olarak yaygınlaşmaya başladı. Solana da buradaki fırsatların çok farkında. Ee, yani e, aslında isterseniz e, çok önem önemsediğim bir proje. Bence çok fark yaratacaktır e, e, bu Bitcoin ile alakalı e, diğer projelerle kıyaslandığı zaman. Her şeyden önce Solana'nın ismiyle anılması. Solana çok iddialı bir ekosistem, çok iddialı bir proje. Beğeniriz, beğenmeyiz. Ama şu an gidişatı olsun. Fiyatına baktığımız zaman her türlü yaşadıkları sorunlara nazaran e, geçtiğimiz bu ada NFT'de çok büyük şeyler yaptı. E, Ethereum'un arkasından en büyük sükseyi yapan platformlar platformların başında geldi. Bu, bu geçtiğimiz yakın zamanlarda meme coin furyasını başlattı. Yer yerinden oynadı. Herkes meme coin peşine falan düştü. Yani Solana gerçeğini artık kabullenelim. Çok ciddi bir proje. Ee, zaten Onyx falan yaptığı zaman da Ethereum'un market kapına gelecek büyüklükte bir proje yani. Ee, bunu da yabancı medyada çok zaten konuşulur oldu. Acaba yeni Ethereum, hani hep dediler ya Ethereum kilir, Ethereum kilir falan. Yani ethereum zaten outperform yaptı biliyorsun Erhan çok ciddi bir şekilde. Ee, bu gidişatla da devam ederse Ethereum'u da yakalama ihtimali imkansız diyemeyiz biz e, Solana için. Yani hiçbir zaman imkansız yok tabii ki yani ama Hani Ethereum'u, işte Ethereum Killer olarak bir sürü projeye atıf yapılmıştı bundan önceki dönemde. Ama hani bence Solana kadar yaklaşan olmadı, öyle söyleyeyim. Ee, gerçekten benim de büyük pişmanlıklarımdan biridir. Çok almak istememe, e, piyasada imkan vermesine rağmen şu FTX meselesinden dolayı korkup, dip fiyatlardan ya buradan solana alınır dediğimde FTX'ten dolayı alamadım ve pişman olduğum bir varlık oldu. İşte yatırımcılık böyle bir şey. Öyle ya da böyle pişman ediyorsun. Bu esnada biz Injectif'e yatırım yapıyorduk yani. Evet, yok doğru ama yani en azından da alır biraz daha koyardık abi evet, kenar öyle. Ben de Solana'yı 1 dolardan alıp 2 dolardan sattığımda kendimi dünyanın en iyi yatırımcısı. <laughs> sen e, e, önceyi da. söylüyorsun ama evet, bu evet, son o. düşüşü kastetmiyorsun. Ya ha. burada önemli detaylardan bir tanesi abi araya gireyim onu söyleyeyim. E, bu çünkü atlanmaması gereken bir detay. Eminim sen de atlamayacaktın. E, şu anda fiyat 0.43 bu projenin IDO fiyatı 0.57. Yani şu anda IDO fiyatından yani gidip de bunu bir launchpadden falan aldıysa alsaydınız IDO fiyatından daha ucuza alıyorsunuz ve sıfır kilit. Aldığınız bütün mal cebinizde. Aynen. Evet. Abi şu yatırımcılardan da birazcık bahset çok önemli birkaç yatırımcı var. Öncelikle şeyi söyleyelim ama 37 milyon dolar toplamış yatırımcılardan. Çok yani ciddi. Bakın bu burada arkadaşlar. Şurada 36.7 zam... gözüküyor Bülent abi kripto e göre şurada. Aynı. Aynı. Ya yani, 37 diyelim düz hesap. Evet, o evet. kadar da kızmaz arka, izleyen. <laughs> arka, izleyen <laughs> Ben public de Sale'de da. çok ilginçtir. Aslında en fazla yatırımı Public Sale'de almış. Yani 28.7 evet. milyon dolar. Muazzam. Korkunç diyor. bir şey. Korkunç bir şey bu yani. Evet ve arkadaşlar yani tekrar söylüyorum. Siz şu an alırsanız o 28 milyon 28.7 milyon dolar para koyan insanlardan çok daha iyi şartlarda kilitsiz bir şekilde %25 daha ucuz alacaksınız. Ben daha Nasıl bir indirim olabilir bilemiyorum. <laughs> <Bir kadar gülüyor> tabii tabii ya bir de şey de var abi ondan da bahsetmek istiyorum. Mesela şu Public Sale'da satmışlar ya 28.7 milyon dolar. Evet. Şu anda mesela arkadaşlar bir sürü Launchpad'den haberdarlar işte. Change, GPT, Decubate falan popüler olanlardan bahsediyorum. Evet. Şu anda genelde projeler için public'te raise edilen tutar yani toplanan tutarlar arkadaşlar 200 bin dolar ile 500-600 bin dolarlar arasında falan değişiyor. Bu anlı şanlı launchpadlerden ve popüler projelerden bahsediyorum. Hani bu rakam çok yani biz mesela bir sürü projeyle çalışıyoruz blok start olarak biliyorsunuz. Yani bu kadar büyük fundraise yapan bir projeyle daha önce mesela biz çalışmadık. Öyle söyleyeyim size. Yani bu gerçekten çok iddialı bir rakam ve çok güçlü bir proje anlamına geliyor. Böyle değerlendirmek lazım. Evet yani, abi, lütfen devam. Bu, abi. Neredeydi bunun satış fiyatı? Ön evet. satış burada. Ön satışın evet. fiyatı neymiş yani onu tam. İşte IDO fiyatı burada abi. 057. Tamam, o muymuş 057? Evet. Tamam. evet. 0575. Bunu 50 milyonla çarparsak ne yapıyor şeyi? Hızlıca şu şeyi göstermek istiyorum. Westing'e basar mısın orada? Hemen. Şimdi burada aşağı inersek şunu göreceğiz. Zaten en önemli ususu aşmış durumdayız. Biraz daha aşağı iner misin abi? Bakın. Launchpad'de e, yapılan satışlardaki arzı biraz daha büyüteyim. Da... Biraz daha büyüteyim. Evet. Nasıl Şu açık yeşil bana. olan. Bütün tamamı satılmış. Yani asıl bizim başımızı ağrıtacak. Böyle Çok özür hemen iki günde köşeyi döneyim mantığıyla alım yapan en az sadık olan kitle ilk ilk bütün kilitler açılmış bunlara denilmiş ki kafana göre takıl sat istiyorsan ne yaparsan yap. Onlar da ha. muhtemelen sata sata kimi panikledi kimi bu proje biter fiyat düşmeye başlayınca biraz öyle olur insanlarda. Ee, başka başka sebeplerden belli ki satışlarını yapmışlar. Yapmayanlar da aklı başındadır zaten bu projeye inanıyordur ileriye gidecektir. Ya bir de şey de tabii şeyi karıştırmamak gerekir Bülent abi. Özür diliyorum araya girdim ama mesela ben de biliyorsun aydıyor olarak katılıyorum. Sen çok iyi biliyorsun da arkadaşlar için söyleyeyim. Mesela hani ben de eğer bir proje ilk listelenme anında maliyeti çıkarma fırsatı veriyorsa ben de satıyorum ama iyi projelerde mesela geri kalan vesting'lerimi tutuyorum. Benim öyle bir stratejim var. Dolayısıyla aynen dediğin gibi benim gibi düşünenlerde, sadece para kazanmak için orada olan, proje hakkında haberdar olmayan veya umursamayan insanlarda hali hazırda zaten sattı, en azından vestinglerinin önemli kısmını sattılar. Dolayısıyla şu anda çok daha sağlıklı bir durum söz konusu. Bir ekleme ya, yapmak istedim, kendi stratejimi de. Koyan. Yani evet. düşün oraya 10 bin dolar koyan adam, dedim ya herkes sevmiyor bizim gibi projeleri, para kazanmanın peşinde. Evet. Ulan diyor 10 bin koydum 20 bin oldu. Satayım çıkayım bedavadan 10 Abi. bin kazandım. Bunu diyen Abi. çok insan var. Şimdi burada baktığımız zaman işte likidite de salınmış. Zaten şu an salınımda olanlar topluluğun büyümesi için ve vakıf rezervleri salınmakta. Daha early backers denilen alım yapmış kitleye gelmesine aylar var. Ekibe de neredeyse ne bileyim işte yılbaşına doğru falan başlıyor herhalde tam göremiyorum. Hı -hı. Yazın yazında 2025'in yazında falan vardı. Ee, evet. Şeyde evet. Temmuz 2025'te başlıyor. Tamam, team, takım. Yani takım şimdi şu oldu. var. Şu early backers denen arkadaşlar büyük bir ihtimalle hani bunlar tutup da %20-30 karı görüp de satacak adamlar değildir. Vardır bir kısmı belki mecbur kalıp satan da olur ama genelde bunlar boğa piyasasında denk gelirlerse tepelerde tabii ki de satış yapacaklar. Ama onun haricinde piyasalarda heyecan vermeyen bir durum varsa koydukları parayı geri almak gibi bir aksiyona gireceklerini ben çok mantıklı görmüyorum. Tabii tabii. Tabii. Yani arkadaşlar yani bir şeyin gen proje olması için 3-5 milyon dolar olması şart değil. Alın size gen proje işte herkesten daha iyi şartlarda kilitsiz bir şekilde alabilirsin. Bir web sitesine hızlıca bir basar mısın? Bir şey Elbette. daha göstereyim. Ee, Elbette. Bir dakika. Ona da bakalım. Dediğim gibi Bitcoin'i Solana'ya taşıyan, Bitcoin'e de işlevsellik kazandıran, chain agnostic denilen yani birçok zincirde uyumlu çalışabilen, Solana sanal makinesini kullanan, hiç teknik şeylere girmeyeceğim. Şunu diyeyim, Bitcoin'i daha iyi yapan, Solana'ya da getiren bir şey diyeyim ki herkes anlasın. Biraz aşağı iner misin? Evet. Yatırımcılara bakıyoruz. Arkadaşlar. En önemli Angel melek yatırımcılarından 3 tanesini burada görüyorsunuz. Bir tanesi Stax yine Bitcoin'le alakalı çok önemli bir projenin evet. co-founder'ı. Benim de yatırımım vardır Stax'a. Doğrudur. Mesela. Ben de kaçırdığım için erken aşamada üzüldüğüm bir projedir. İkincisi Solana zaten daha ne diyeyim Anthony. Bunlar hep bir hype meselesidir. Kesinlikle. Yani bu adamların ismini koyması dahi yeterlidir bu projeye. Tabii. Backers'lara ee, da bakalım. Andrew King. Yani Andrew King de piyasada çok bilinen, kendi kapitali olan, sürekli ana akım medyada özellikle Bitcoin'le alakalı da çok e, piyasada konuşan e, büyük projelerle ilgili yorumu merak edilen bir otorite diyebileceğimiz bir arkadaştır o da yine. Bu Doğru, üç tane de. melek yatırımcının haricinde de bir sürü yatırımcıları var işte orada ekranda da gördüğünüz gibi. 7-8-10 evet. tane kapitalden e, ciddi manada yatırım toplamış çok güzel bir proje. Alana hayırlı olsun arkadaşlar. Biz aldık. Biz, Biz aldık. aldık. Evet. <laughs> LimeWare gibi. Sponsor olsaydık projenin güzel <laughs> ödeme de alırdık ama sponsoru da falan değil. <gülüyor> 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 evet evet. Hemen o soru geliyor çünkü akıllara. Ya işte. Sponsoru. Niye bizi ikna etmeye <laughs> çalışıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> evet evet o soru geliyor. Ee, ne ne yazık ki öyle bir şeyimiz var yani ama tabii insanların bu tedirginliği bu kaygıları da yersiz de değil ee, onu da muhakkak ki söylemek lazım çok fazla çünkü tatsız şey yaşandı ya, normaldir yaparsın. normaldir hani ama bize itimat ediyorsanız arkadaşlar en azından şunu bilin biz e, bir firma ile çalışıyorsak da bunu daha önce örneklerinde gördünüz sizlerle açık açık paylaşıyoruz bunu. Ama şu da var, bunu da altını çizmek istiyorum. Biz bir projeyle eğer yatırım yapmadan önce ticari olarak tanıştıysak da o adamlarla bir işbirliği yapıyorsak da yatırım yapıyor isek sizlerle paylaşıyoruz. Projeye inanıyor isek veya projeden bir şekilde hani cebimizde o projeye dair bir şeyler, tokenlar var ise sizlerle paylaşıyoruz. Yani elimizi taşın altına koymadığımız hiçbir projeyi zaten sizlerle paylaşmıyoruz. Ama bugün bahsettiğimiz LimeWire, Zeus Network'le hiçbir bağımız yok. Tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ama tanışsak fena olmazdı herhalde bu projelerle Bülent abi. Yani e Elimizden gelen herkesle tanışmaya çalışıyoruz. Sürekli de yeni evet. insanlarla tanışıyoruz arka planda. Piyasada da çok bilinen insanlarla da görüşüyoruz. Tanışsak değil de çalışmaya başlasak bir an önce güzel olur. İnşallah <laughs> evet, o evet. gelir diye umuyorum. İnşallah. Yani biz en azından altyapımızı ona göre ayarlıyoruz artık. Kısmet. Gelecek tabii. bize iyi gösterir. Tabii tabii. E, Bülent abi birazcık bize şeyden bahsetti ya. Çok fazla proje proje konuştuk. Evet. Birazcık Block Start'ta bizler neler yapıyoruz? Bence birazcık anlatalım arkadaşlarımıza hiç konuşamıyoruz bu konuyu proje konuşmaktan. Çok kısaca bahsedersen ben çok insanın merak ettiğini biliyorum çünkü o yüzden soruyorum. Ya Block Start e, genelde startup e, startup projelerine e, altyapı hizmeti sunan, onlara ihtiyacı olan e, desteği, başarılı bir çıkış için, başarılı bir lansman için ihtiyaçları olan desteği Türkiye ve global e, ölçekte e, ver, veren bir firma. E, Birçok arkadaşımız var bu firma bünyesinde çalışıyor. Biz de aslında daha yeni bir oluşumuz. Yani evet, evet. daha yeni yeni e, yapmak istediklerimizi yapacak altyapıya ulaştık. Bir, bazen de ulaşmaz olaydık diyoruz. Çünkü inanılmaz <laughs> bir var. Evet, Onun evet, da sebebi evet. şu. Yani dünyada ve Türkiye'de hala daha çok prematüre bir sektör. Yani dinamikler çok farklı çalışıyor. Normal geleneksel dünyada işleyen metotlar burada tam işlemiyor. Ee, çok proje var. Bu pastadan pay kapmak istiyorlar. Ee, çok yatırımcı var. Doğru yerlere yatırım yapıp bir şeyler kazanmak istiyorlar. Çok bireysel e, çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışan freelancer dediğimiz. Bunun Türkçesinde var mı bilmiyorum herhalde. Yani bağımsız çalışan insanlara Aa, deniyor freelance. Biraz da ajans olmaya çalışan. Yani globalde bile toplasanız 5-10 tane bizim yaptığımız işi yapan e, kurumsal yani yüze yakın firma var ama 80 tanesini ciddi ciddiye al, al alamayız yani. O kadar çok ciddi bir şeyler yapacak altyapıları yok. 20'ye yakın bir firma var. Onlar da piyasaya ilk gelenler, ilk bu hizmetleri verenler. E, yani bu alanda çok iyi bir şey nasıl yaparız dedik. Kurumsal bir altyapı oluşturduk. O, o, da zaten sahada o kadar hızlı duyuluyor ki. Yani duyan duymayana gidip söylüyor falan. Şimdiden mesela bir düzine fırlatma rampasıyla görüştük. Arka planda beş tane fırlatma rampasıyla ya anlaştık ya anlaşma arifesindeyiz. Sadece onların KOL gruplarını yönetmek için. Çünkü biz işimizin gereği olarak sadece inkübasyon veya erken aşama desteğin e, Neredeyse sınırsız yani her alanda diyelim ki bir projenin başlangıçta kendini göstermeye ihtiyacı var. Ne bileyim white paper oluşturulması lazım, tokenomicsinin dizayn edilmesi lazım, piyasa şartlarına uygun. Piyasa ne durumdaysa o zaman farklı bir dizayna gidilmesi lazım. İşte bir iki örnek vereyim mesela. Ayı piyasasına optimize edilmiş bir tokenomics olabilir. Boğa piyasasına optimize edilmiş. Bunun initial market kapı dediğimiz başlangıç piyasa değeri farklı olabilir. İşte turlarda farklılıklar olabilir. Mesela ayı piyasasıdır. Influencerlar genelde bu piyasada reklam gücünü kullanarak ucuz alım yapmaya kalkışırlar parayla. Ama belki piyasalar buna müsaade etmiyordur. Belki de bedava verecektir bu marketingi yapmak için bu proje influencerlara. E, sırf marketinkini ödeyebilmesi için çünkü influencerların pek almaya iştahı yoktur piyasadan kaynaklanan sebeplerden dolayı gibi buralarda biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. O projelerin sağlıklı bir şekilde işte bizim gücümüzün yetmediği şeyler varsa daha fazla e, güçlü oluşumlarla onları bir araya getiriyoruz İhtiyacı olan şeyleri onlara vermeye çalışıyoruz ama en güçlü olduğumuz alan nereler derseniz marketing. Ee, şimdi bir de artık fundraising yapıyoruz. Biraz da böyle bir VC'ye evrilme durumları var. Bunlara da çok ticari olarak bakmadık açıkçası. Fundraising neden? Buradan biraz bahsedelim mi Herhalde Yoksa zamanımız kısıtlı. Ee, çok... ben, ben bugün bahsetmek istiyordum. Yayının sonuna bırakmıştım ama laf geldi. Bence bütünlük bozulmasın. Şimdi bahset abi ne yaptığımızı. iki tane proje için Discord'da nasıl fon topladığımızdan. Tamam. Ben de bu esnada arka planda bir iki ayarlama yapıyorum. Buyur tamam. abi söz sende. Şimdi biraz samimiyet üzerine dayalı aslında projelerle konuştuğumuz zaman biraz da derdimizi anlatma onları dinleme fırsatı buluyoruz. E bizde de bir topluluk oluştu sağ olsun. Seven güvenen bir şeyler yapmak isteyen alım yapmak isteyen insanlar çoğalmaya başlayınca işte son zamanlarda birkaç projeye dedi ki isterseniz hani aracı olalım topluluklarımıza götürelim Siz de birazcık bir efor sarf edin. Adamlara fırlatma rampalarından daha iyi şartlarda belki tokenomics olarak verilen turlar e, halka satış turları yani genelde fırlatma rampalarından alınan turlardan biraz daha dezavantajlı olabilir. Ama daha ucuz fiyata ve o fırlatma rampalarının tokenını almaya gerek kalmadan direkt yatırım yapma olanı topluluklarımıza sunarsanız biz de gider sizin adınıza aracı oluruz. Bak alıyorsanız böyle bir fırsat sunuyor size ama biz karışmayız yani direkt size, öde, size ödesinler biz sizin adınıza toplayalım listeyi gibi bir yaklaşımda bulunduk. Çok da iyi bir karşılık gördü. Başka influencer arkadaşlarımız da sevdiğimiz kaliteli arkadaşlar. Onlar da biraz destek oldular bize. Onlar da kendi toplulukları için böyle bir şeyi yapmaya uygun gördüler. Ve çok iyi bir karşılık aldık. Hem proje çok memnun oldu. Hem topluluklar çok ucuz alım yaptığı için erken aşamada projelere fırlatma rampası jetonu almadan bu yatırımı yaptıkları için çok memnun oldular. Biz topluluklardan en azından bu iki proje özelinde konuşuyorum. Dediğim gibi bizde tam olarak bir sistemimiz yok. Fırsatı bulduğumuzda yardım etmek amaçlı yaptığımız bir şey şu an için ama ileride. Bir ama sistemimiz sistemimizi yok. kuruyoruz. Birkaç aya hazır olacak inşallah. Aynen. Ama bu arada işte... Discord linkini bıraktım arkadaşlar. Bu topluluğa üye olmak isteyen, bizlere katılmak isteyen herkes yorumlar bölümündeki Discord linkimize tıklayıp ücretsiz Discord kanalımıza gelebilir. Buyur abi, oraya girdim. Bu, biz bunu iki kere yaptık şimdiye kadar. Bu projelerin ikisi de çok güzel, kaliteli. Dünyada en çok bilinen fırlatma rampalarından çıkışı olacak. İşte kendi çapında bir albenisi olan güzel diyebileceğimiz projeler. İnşallah piyasalarda izin verirse güzel bir lansman yaparlar. E, tabii tohum turlarından alım yapanlar oldu. Bazen iki farklı turdan satışlarda oldu. E, çok ucuza aldılar. Yani fırlatma rampalarının yarı fiyatına alım yaptılar. O yüzden... 5x yaptığı, 3x yaptığı senaryolarda bunlar ana paralarını çıkaracaklar. Eğer proje bunu yapabilirse, bunun olma ihtimali muhtemel. Yeter ki piyasalar iyi olsun. Ee, siz de Discord kanalımıza gelirseniz, biz fazla bunu hani dışarıdaki insanlara da duyurmadık çünkü bizim bir sözümüz var hani gelin Discord topluluğu için veriyoruz biz bunları dedik. Para aldık mı? Hayır, topluluklardan 5 kuruş komisyon almadık. Genelde oluşumlar bunları komisyon karşılığında yaparlar. Bizim tanıdıklarımız bu yönde en azından. Ya şu Genelde kapitaller kalkıyor. öyle çalışıyor bu da ticaretlerinin doğası gereği ama biz topluluğumuzdan almamayı projeyle kendi aramızda halletmeyi tercih evet. ettik. Gelecekte bu değişir mi belki değişir bilmiyorum ama şu an için mümkün mertebe topluluklardan bir kar amacı gütmeksizin evet projeler yardımımız için yani bu kadar ekip yarım düzine bir düzine insan çalışıyor onları ayarlama liste adresleri topla vesaire gönder bunlar çok meşakkatli Peki. işler. Tek bir şey söyleyeyim burada abi araya girerek hani işin meşakkatini anlamaları için. Arkadaşlar en son bir proje, Orbital 7 diye bir projeye şey yaptık, bunun için fon topladık. CD5 e ve Change gibi launchpadlerden çıkacak bu proje. Dolayısıyla çok ciddi ciddi alınan bir proje piyasada. Biz bu proje için kendi topluluklarımızdan hemen hemen... 370'e yakın kişinin buraya yatırım yapmasını sağladık. Ama şöyle ki parayı biz toplamadığımız için, kimsenin parasına dokunmadığımız için, proje ile yatırımcı arasında köprü olduğumuz için 370 insanla birebir uğraşmaktan bahsediyoruz. Yani bu insanların işte cüzdan adreslerini alıyoruz ödemeleri yapıyorlar, transaction ID'lerini alıyoruz, her birini bunların listeliyoruz, ne kadar talep etti, ne kadar aldı, transaction ID'si, cüzdan numarası bunları bir tablo haline getiriyoruz, projeye sunuyoruz, proje kontrol ediyor, bunda diyor bir eksiklik var, iki kere yollamış diyor, bilmem ne yani bunlar her biri gerçekten ekip organizasyonu isteyen ve Para meselesi olduğu için çok konsantre çalışmayı isteyen işler. Ve bunları e, yapmanın karşılığında da tabii ki hani hiç kimse hiçbir hizmeti bedavaya veremez. Veren de zaten başka bir amaçla veriyordur arkadaşlar. Biz sadece şöyle bir şey yaptık. Burada hem topluluktan hem projeden bir şey kazanma opsiyonu da vardı. Dedik ki biz topluluklarımız için bu aracılığı yapalım. Onların parasından herhangi bir şey talep etmeyelim. Projeye bu yardımımızdan dolayı, ...projeden alalım bu parayı... ...dolayısıyla bu da sürdürülebilir bir işe dönüşsün dedik... ...böyle karar verdik... ...umarım faydalı da olmuştur. Yani buradaki ama önemli vurgu yapılacak şey... ...topluluklar... ...tohum fiyatından aldılar... ...kimse onlardan bir komisyon almadı... ...bize bu yardımımızın karşında ...projeler yani... ...bir miktar... ...komisyon gibi bir şey verdiler ama dediğim gibi... Biz bunu diğer VC'ler gibi topluluğa yansıtacak, oradan ekstra kar edecek bir şey yapmadık. O yüzden de onun da bir gururunda yaşıyoruz açıkçası. En azından Eyvallah. onlara faydamız olsun diye uğraştığımız buradan kesinleşiyor. Eyvallah. Bu evet. arada Bülent abi şey selam vermiş. Ali abi burada. Ali Şimşek. Alfa Capital'ın kurucusu, bizim de abi, çok sevdiğimiz bir dostumuz Ali abi. Onlar da Alfa Capital olarak gerçekten Türkiye'de hani önemli işler yapıyorlar. Ee, hani kripto kapital olarak çok profesyonelce çalışıyorlar. Onların da çalışmalarını gayet yakından takip ediyoruz, takdirle izliyoruz. Ali abi hoş geldin, ee, çalışmalarınızın. Başarısı, e, başarılı bir şekilde devam etmesini dileyelim arkadaşlara da burada Alfa Kapital'den de bahsetmiş olalım. E, Bülent abi devam edelim dilersen. Bu Discord bahsini bence yeterince ele almış olduk e, arkadaşlara ne yaptığımızı anlattık. Sadece Umarım şey faydalı olmuş. Sonraki tabii tabii buyur. buyur Biz biraz böyle işin mutfağından konuşmaya devam edelim önümüzdeki haftalarda. Biraz insanlar anlasın bir projenin çıkışı için nelerle uğraşıyor, ne oluyor, hani nelere dikkat ediyor, bizler nelere dikkat ediyoruz onlara destek vereceksek, onlar ne arayışı içerisinde, hedefleri ne, Aynen. iyi başarmaya çalışıyorlar. İşte biz bunları yaparken ne zorluklar yaşıyoruz, ne kolaylıklar yaşıyoruz, bunları da biraz anlatmaya çalışırsak en azından arka planda ne olduğunu da biraz anlamalarına yardımcı olur. Onları da iyi bir yatırımcı yapmak için bu bilgiler destekler diye düşünüyorum. Şüphesiz. Şüphesiz öyle. Aynen öyle.